Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bir markete giren müşterilerden birisi, markette satılan eşyanın üzerindeki etiketlerle oynayabilir mi? Mesela tuttuğu bir kutuyu, bunun etiketini buraya koyalım, onun etiketini buna koyalım diyebilir mi? Dese ne olur? Böyle bir ticaret olur mu? Olmaz elbette. Kimse filan markete girecek diye bir kanun yok. Marketi beğendin, girdin. Markette şu 10, bu da 15. dediklerinde almazsan çıkarsın. Ama 15'liği 10'a, 10'u 5'e taşıyamazsın. Malın sahibi kaç paraya satıyorsa o fiyattan alacaksın ya da o markete girmeyeceksin. Bu bir kural. Buna bir itirazımız yok, olamaz da zaten. Bu benzetmeyi ne için yapıyorum? Dinimiz cennete girmenin karşılığıdır. Rabbimiz cennete girmek isteyen İslam'a girecek, İslam'da dediğimi yapacak buyurmuştur. Ve İslam'a girince de, İslam bir market gibi, içine girince de etiketlerle oynama hakkı yoktur kimsenin. Allah cihadı bir yere oturtmuştur. Sen batıdan utanıyorsun diye cihadı etiketini değiştirip ikinci rafa kaldıramazsın. Böyle Müslümanlık olmaz. Girmeyeydin Müslümanlığa. Girdin, Allah kadına, erkeğe raf belirlemiş, etiket koymuş, barkod numarası koymuş. Kadını oradan kaldırıp erkeğin rafına, erkeği de kadınların rafına koyamazsın. Koyduğun zaman güvenlik görevlisi seni kolundan tuttuğu gibi dışarı atar. Ne işin var markette denir. Başka markete git. Hristiyanlıkta neyi nereye koyarsan kimse bir şey demiyor zaten. Yahudilikte hahamlara paranı verdin mi her şey senin. Öyle markette var. Bu marketin sahibi barkod numaralarını koymuş, etiketlerini koymuş, fiyatlarla oynatmıyor. Biz bu marketi şu şekilde uygun buluyoruz dediğimiz zaman marketin sahibiyle kavga ederiz. Aziz kardeşlerim, Allah şeriatını itaat edelim, teslim olalım diye bizim önümüze koydu. Beğenip beğenip yontalım, kuşa çevirelim diye değil. Buradan hareketle bir hususu değerlendirmek istiyorum. Hangimizin Müslümanlığı daha iyi? Hangimiz daha iyi işler yapıyoruz diye bir soru sorsak, kim neyi yapıyorsa onu en iyi iş görüyor. Mesela cumartesi günleri bir dernekte toplanıp o mahalledeki 3 kişiye bu hafta şu yardımı yapalım diye bir toplantı yapıyorlarsa, veyahut da kadınlar bir ablanın evinde toplanıp bu hafta 10 Yasin okuyalım diyorlarsa, giderken de birer tane çeyrek altın bırakalım bu eve diyorlarsa, sorsan onlar ashab-ı kiram gibi büyük adamlar. Kendilerine göre çok iyi iş yapıyorlar. Bunu kim için yapıyorsunuz? Allah için. İyi, güzel. Kimden karşılık bekliyorsunuz? Allah'tan. Ne bekliyorsunuz? 500 sevap. Bunun üzerinde 500 sevap yazıyor mu? Bu sevap etiketleriyle niye oynuyorsun sen? Allah neyi nereye koyduysa o orada güzeldir. Kardeşlerim, İslamiyet meçhul bir din değildir. İslamiyet Allah'ın en mükemmel şekliyle bize teslim edilmiş dinidir. Sahibi Allah'tır.
Her şeyi yerli yerine koyan da Allah'tır. Kim ne yaptıysa karşılığını verecek olan da Allah'tır Celle Celaluhu. Bu mantıkla hareket ettiğimizde kardeşlerim, kesinlikle şunu bilmemiz lazım. İslam marketinde etiketi en yüksek mamul sabah namazıdır. Sabah namazı ile başlamayan gün batık gündür. O gün Kudüs'ü de fethetsen düşük fiyatta bir iş yapmış olursun. Bu kanunu anlayabilmemiz için markete soktum sizleri. İslam sabah namazı dinidir. Sabah namazı Müslümanlıktır. Herkesin Müslümanlığının standardı sabah namazı kadardır. Herkes kıldığı sabah namazı kadar konuşsun. Umut bağlasın. Kendisini cennette hissetsin. Allah ve peygamberi Müslümanlığı sabahla başlatıyor. Bizim günümüz sabah namazıyla başlar. Sabah namazı olmayınca güneş doğmamış demektir. Onun için biz ümmet olarak kendimize bir isim belirlesek, desek ki biz güneşin önündeki bir ümmetiz desek bu yalan değildir. Güneşin önündeyiz biz. 1,5 milyar insan Müslümansa dünyada, bu demektir ki güneş 1,5 milyar insandan sonra kalkmıştır. Çünkü güneşin doğması sabah namazının vaktinin bitmesi demektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün insanlar güneş doğmadan hayata doğmuşlardır. Ben bugün sabah namazına kılmadım ama akşama kadar 10 cüz Kur'an okudum diyen etiketlerle oynuyor. 10 cüz Kur'an okumak muhteşem bir sevap yumağıdır. Asla sabah namazı değildir. Asla değildir. 10 fakiri giydirdim. 10 fakirin karnını doyurdum. 10 fakire birer daire verdim. Bunlar mübarek işlerdir. Asla sabah namazı değildir. Asla. Sabah namazı müminin müminliğinin şartelidir. O şarteli açarsan devre işliyor demektir. Aksi takdirde sabah namazını kılmamış insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü aynen tekrar ediyorum. Affedersiniz efendim diye benzetme de yapmıyorum. Hiç affınızı da istemiyorum. Çünkü peygamberimin ağzından çıkmış bu sallallahu aleyhi ve sellem. Özür dilenecek bir şey değil. Sabah namazını kılmamış Müslüman üzerine şeytanın işediği adamdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen istediğin kadar orijinal, güzel işler yaptığını düşün. Ya üstünde şeytan idrarı var bir defa. Ertesi sabah olacak da, akıllanacaksın da, sabah namazına kalkacaksın, şeytan necasetinden temizlenmiş olacaksın. Sabah namazı, ümmeti Muhammed'in şartelidir. Günü, sabah namazıyla başlatır. Bunun için markete girip, marketteki etiketlerle oynayanlar, hırsız diye yakalanacakları gibi, güvenlik kamerası onları yakalayıp etiketlerle oynuyordu. Deneceği gibi. Sabah namazına kalkmayan baliğ çocuğunu iyi bir üniversiteye koyduğunu, bunun için çocuğa çok güzel ders programları yaptırdığını düşünenler, sabah namazına alıştırmadıkları çocuklarının iyi üniversite tutturarak, iyi iş kurarak, iyi evlilik yaparak, İyi, 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 iyi dedikleri şeyler oynanmış etiketlerdir hep.
iyi çocuk, iyi delikanlı buluğ çağından sonra sabah namazına kalkan delikanlıdır. Sabah namazını kılan genç kız, ümmeti Muhammed'in standartlarında bir kızdır. Sizler, başarılı bir evlilik yapmak istiyorsanız, Allah'ın razı olacağı bir gelin adayı arıyorsanız veya damat arıyorsanız, onun hafız olmasından önce, filan okul mezunu olup olmamasından önce, son bir aylık sabah namazı grafiğine bakın. Çok şey yakalarsınız. Hele 40 gün sabah namazı kaçırmamış bir damat mübarektir. Etiketi yüksektir. En pahalı ürünler arasındadır o. 40 gündür özel günleri hariç sabah namazı kaçırmamış bir mümine kız mücahidedir. O Allah dostudur. Onun bir gözü engelli de olsa, bir ayağı protez takılmış da olsa, o mübarektir, kaçırılmamalıdır. Çünkü Allah, sabah namazını, Müslümanlığın en yüksek fiyatlı işi olarak görüyor. En yüksek fiyatta, kalitesi olan birisi, tarhana çorbası yapmayı bilmese de zararı yok. Hazır çorba alırsın. Ama hazır kul bulamazsın bir yerden. Çorbanın hazırı var. Köfte harcının hazırı var. Çamaşırcı var. Bulaşıkçı var. Sabah namazıyla Müslümanlığını Allah'la birleştirmiş bir insanın muadili ve hazırı yoktur. Artık biz muharref din sahibi Yahudiler ve Hristiyanlar gibi görkemli binalar, şovlar üzerinden değil, Allah'ın gördüğü büyük işler üzerinden, büyük insan, iyi insan, kaliteli mümin, hoş mümin ayarlamaları yapmak zorundayız. Allah'ın marketinde sabah namazı müminlik anlamına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sabah namazını kılmayanlar değil, camiye gelmeyenler için evlerini yakasım geliyor buyurmuştur. Yakılmış, kül olmuş evlerde mi yaşıyoruz acaba diye tefekkür etmek zorundayız. Kardeşlerim, sabah namazına yer bulalım. İmanımızda yer bulalım. İmanımızda nerede duruyor? Günlük hayatımızda yer bulalım. Sabah namazını nereye oturttuk? Hayat pratiğimizde, Müslümanlık pratiğimizde sabah namazı ne kadar pratik bir namaz? Eğer sabah namazını biz Allah'ın oturttuğu yere oturtamıyorsak, ondan sonra da diğer artılarımızla, diğer görevlerimizden birisiyle avunuyorsak, bu aldanıştır. Bir mümin hem vakıfta toplanacak, vakıf görevlerini yapacak, hem de o günü sabah namazıyla başlatmış olacak. Sabah namazıyla başlatılmayan günün içinde cihad olmaz. Hayır işi olmaz. Belki de vakıflarımızın, derneklerimizin, siyasetçilerimizin anlayamadıkları ve bir türlü bulamadıkları bereketsizlik nedeni de bu olsa gerek. Güne Allah'la başlanmadığı için akşama kadar Allah'tan kopuk, Allah'tan ayrı bir hayat ne mümince ne de insanca bereketli bir hayat olmuyor. Ne yazık ki. Kardeşlerim, üç büyük hakikat var sabah namazında. Bir, sabah namazı müminlerle münafıklar arasındaki renk farkıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Sabah namazı kim münafıktır, kim Müslümandır, bunun ölçüsüdür.
Aynı şekilde yatsı namazı da. Hiç tereddüt etmeden diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuralı koymuş. Münafıkları sabah namazında arayın buyuruyor. Akşam bol keseden toplantıda vaatlerde yapan adam, sabah namazında neredeydin? Akşam İslam devleti kuruyordun. Mangalda kül kalmıyordu sen konuşurken. Az daha 10 dakika daha sürseydi toplantı Kudüs'ü de kurtarmıştın. Sabah namazında yoksun, üstündeki etikette münafık yazıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, elindeki kaşeyi basmış. Bu münafıktır diye biz tabela asamayız. Ama Resulullah böyle uyardı deriz. Aleyhissalatu vesselam. Akşam 1'e kadar, gece yarısına kadar İslami toplantı yapacak yerde 9'da tavuk gibi kümesine çekilseydin de sabah namazına güzel kalksaydın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tehdidiyle karşılaşmasaydın. Sabah namazı 1, münafıkla mümin arasındaki turnusol kağıdıdır. Sabah namazın kadar müminim diye gerilsen, sabah namazının zarar gördüğü bir evde, sabah namazının hep hikmet-i ilahi, güneş doğduktan sonra ertelendiği, kazaya kaldığı bir evde, tehdit var. Bu tehdidin sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunu bir numaralı konu olarak önümüze koyalım. Sabah namazı kim mümin kim münafıkın ölçüldüğü ölçeklerin başında geliyor. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sabah namazını kılan Allah'ın koruması altındadır. O Allah'ın zimmetindedir buyuruyor. İkinci başlık bu. Güne sabah namazıyla başlamak Allah'la yol almak demektir. Sabah namazı olmadan güne başlanması halinde ise kendi başına kalmak demektir. Nerede? Siyasette, ticarette, seyahatte, aile ilişkilerinde, okulunda, yürüdüğün caddede, oturduğun balkonunda, her yerde sabah namazınla başlanmış gün Allah'ın koruması altında olmak demek. O günü Allah'la beraber geçirmek demek. Sabah namazında sorun oldukça Allah'tan ayrı kalmak demek. Öğle namazını kılmış olsam bile, ikindiyi cemaatle kılmış olsam bile, sabah namazı etiketi o ikindi namazında yoktur. Allah'ın koruması altında olmak sabah namazı ile mümkün. Ben bugün filan Müslümana Allah yardım etsin dediğim zaman, ya da arabanın camına Allah korusun yazdığım zaman, böyle dedim diye Allah korumuyor. Sabah namazını kıldığım zaman ise Allah'ın koruması altında oluyorum. Koruyan Allah'sa koruma vaadi budur. Eğer Allah koruyacaksa beni, koruma kudreti Allah'ın elindedir diye iman ediyorsam, sabah namazını kılanları koruyacağını söylüyor. Öbürlerini dağdan mı atıyor? Öbürlerinin bindiği uçak mı düşüyor? Hayır. Biz Allah korusun derken sadece uçak düşmesin demek istemiyoruz ki. Ahlakımı korusun, dilimi korusun, gözümü korusun, elimi korusun, bedenimi korusun, dinimi korusun, çocuğuma bir şey olmasın, eşime bir şey olmasın, dükkanım çalınmasın, ticaretim zarar etmesin. Allah korurken yüzlerce kalem üzerinden koruyor Allah. Biz Allah korusun dediğimizde araba çarpmasın sana diye anlıyorsak, neremizin korunması gerektiğini de bilmiyoruz. Bugün konuşmaman gereken bir yalanı konuştun. Sabah namazını iyi kılmış olsaydın Allah dilini koruyacaktı seni. Saldı seni, salınca yalan konuştun.
gıybet ettin, gıybet dinledin, korusaydı Allah dilini ve kulağını korurdu. Sabah namazı %100 Allah'ın koruma alanında olmak demektir. Bütün korunacak yönlerimizde 2-3 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü çok gayet açıktır. Hayatın bereketi sabah vaktindedir. Gün her zaman 12 saattir. Sabah namazı kılıp başlayanın günü 112 saat kadar bereketlidir. Sabah namazı kılmayan şeytan sidiğiyle üzerinde dolaştığı için ona 12 saat 12 dakika gibi bereketsiz, uğursuz gelir. Üçüncü madde bu. Üzerimde bugün bir bitkinlik var. Sabah namazı kılmamışındır. Ya da sabah namazının sünnetini ihmal etmişindir. Ya da sabah namazında vantilatör gibi böyle esneyip duruyorsundur muhakkak. Ya da aldığın namazda kollarının yarısını yıkamadığın bir abdestle namaz kılmışındır. Namazında bir sorun vardır. Bereketsiz gün sabah namazı vaktinin zayi edildiği gündür. Üç şey kardeşler sabah namazında. Birincisi müminle münafık arasındaki renk farkını gösteriyor sabah namazı. İki, sabah namazı Allah'ın himayesi altına girmek demektir. Üç, sabah namazı vakti bereketin dağıtıldığı vakittir. Bunun için selefi salihinimiz, Allah'ın salih kulları, sabahleyin namaza kaldırdığı çocuklarını, kalk yavrum sabah namazıdır dedikleri gibi, yavrum Allah rızıktan sağlığa kadar bereketler dağıtıyor, uyursun nasibini unuturlar derlermiş. Dağıtım yapılıyor, sen neredesin? Güneş doğunca o dağıtım bitiyor. Bunun için mümin olmasa da insanlar sabah namazı vaktinde, onlar tabi namaz derdi yok, spor yapmak için kalkıyorlar. Sabah namazı vaktinde ayakta olanlar daha dinç bir gün, daha kazancı bereketli bir hayat yaşarlar. Bu üç şeyi unutmuyoruz kardeşlerim. Burada hepimiz müminiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Müminliğimizle iftihar ediyoruz. Elbette böyle olacağız. Ama müminliğimizin içini de doldurmak zorundayız. Edebiyatla müminlik olmuyor. Şiir yarışmasında değiliz. Kulluk yarışındayız. Şiir müsabakası yapmıyoruz ki biz. En iyi şiiri kim okuyacak? En güzel amelleri kim yapacak? Onun için varız biz. Sabah namazı da etiketi en yüksek iştir. En yüksek fiyatla sabah namazı vardır. Bu sebeple çocuklarımızı terbiye edip yetiştirirken, kendi Müslümanlığımıza standart belirlerken, arkadaş seçerken, hatta yol arkadaşı bile seçerken, ticari ortak belirlerken, siyasette kararlar alırken, sabah namazıyla başlayan günün adamları olup olmadığımıza bakmak zorundayız. Günü güneşi geçmiş olarak başlamak gerekiyor. Güneşten sonra hayata başlayanlar güneşe uydu olurlar. Güneşten önce hayata başlayanlar da Allah'ın izniyle güneşe bile yön verirler. Sabah namazı budur. Allah'a sabahın vaktinde uyku sersemliğini bertaraf edip secde etmek için abdest alıp seccadenin başına geçmek budur. Müslümanlık böyledir. Biz bu ölçüyü başka tarafa kaydıramayız. Allah'ın fiyatı sabah namazında budur. Sabah namazının 2 rekat farzı yerine övleyi 300 rekat kılsak Allah onu ona saymıyor. Asla saymıyor. 100 defa fazla cuma namazı kılsak bir sabah namazı saymıyor Allah bunu. Vezneye götürdüğünde bu barkod numarası bunu göstermiyor diyecekler sana.
Bu sebeple kardeşlerim, Kudüs davamız mıdır? Elbette davamızdır. Ya Müslüman değiliz ya da davamızdır. Elbette davamızdır. Sabah namazı o bireysel özel davamızdır. Toplu ümmet olarak dava edindiğimiz bir şeyi bireysel davamızın faturası olarak gösteremeyiz Allah'a. Nasıl ben Kudüs davasına sahibim diye zina etmek, kumar oynamak kimsenin hakkı olmuyor. Kudüs mücahidi de olsan, hiç kimse sana sabah namazı toleransı tanıyamaz. Böyle bir kanunu yok Allah'ın. Hepimiz bir zihin jimnastiği yapalım kardeşlerim. Fatih Mehmet, rahmetullahi aleyh, İstanbul'u fethederek, bir yığın gün, 50 günden fazla bir zaman, Allah için surların önünde, ölesiye bir mücadele yaparak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, büyük bir arzusunu gerçekleştirdi. Allah ondan razı olsun. Peygamber duası aldı. İnşallah, Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla şu anda cennetlerde, Peygamber aleyhisselamın ruhaniyetiyle beraberdir. 29 Mayıs günü, İstanbul müminlerin oldu. Şu anda binlerce camisinden ezan okunan şehri Sultan Fatih teslim aldı. O gün yoruldular mı diye sorsam, böyle bir soru olur mu ya? 50 gün ayakta kaldılar. 50 gün kızgın yağların döküldüğü surların altında kaldılar. Binlerce şehit verdiler. Rahat herhalde otelde gidip uyumuyorlardı. Sahilde piknik yapmaya gelmemişlerdi. 50 günlük uykusuzdular. 50 saat uykusuz kalabiliyor muyuz ona bakalım. Uyusalar bile top seslerinden kulak zarları patlamıştı muhakkak. Öbür gün bitkindiler. O akşam yatsalar, Fatih de sabah namazına boş ver deyip nöbetçilerini tutmasaydı, sabah namazını kılmamış olsa, buyurun hoca efendi olun, müftü olun. Allah İstanbul ki binlerce camisi olacak ileride, asırlarca burada namaz kılınacak, kaç milyar kere sabah namazı kılınacak burada, sizin bu sabahınız helal olsun size. Der miydi? Müslümanlığınız böyle bir şeye onay veriyor mu? Mekke fethedildiği gün, İstanbul Mekke'nin çöplüğü bile olamaz. Çöplüğü. Mekke fethedildiği gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugün dinlenin dedi mi ashab-ı kirama? Diyebilir miydi? Fetihler zaten sabah namazı kılınsın diye yapılmıyor mu? Sabah namazında hür bir şekilde müminler, camilere gitsin diye bir yer fethedilir. Bunun için kardeşlerim, İstanbul'un fethinden, Mekke'nin fethinden çok daha önemli bir şey konuşuyoruz. Nerede kaldı ki üniversite kazanmak, lise kazanmak gibi talinin talisi uçtan uca başka bir sebebi çocuklarımızın sabah namazından daha önemli görelim. Maazallah. Maazallah. Kudüs'e kilitlenmemiz, sabah namazından gafil olma nedenimiz oluyorsa, Kudüs de zarar. O da zarar. Bizim fakir fukaraya erzak dağıtmamız, eğer sabah namazına kalkamama nedenimiz oluyorsa, o erzak sana zehir zemberek oluyor demek. Zehir dağıtıyorsun sen demektir. Sabah namazı ümmetiyiz. Hayata sabah namazıyla bakmak zorundayız. Kardeşlerim, şu hadisi şerifi evimizde ailece oturup bir muhasebe konusu yapmak için size okumak istiyorum. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın sizi takip etmek için görevlendirdiği melekleri vardır. Bu melekler nöbet nöbet gelip müminleri takip ederler. Herkesin sağında solunda melekler var. Onların dışında bir de
İslam toplumunu gözetleyen görevli melekleri var Allah'ın. Bu şehir, Müslüman şehir deyince, toplu, görevli, zabıta melekleri var Allah'ın. Bu melekler, her şehre, sabah ve ikindi namazı vaktinde gelirler. Yani, nöbet değişimleri, sabah namazı ve ikindi namazı vaktinde olur. Demek ki her gün, 24 saat içinde, iki grup melek, yeryüzüne iniyor. Bu şehirde, nerede yaşıyorsun sen? İstanbul'da. İstanbul'un Eyüp semtinde. O semte artık 1 milyar melek mi, 1 trilyon melek mi, onu Allah biliyor. Geliyorlar, sabah namazında görevi alıyorlar, ikindiye kadar bütün müminleri denetliyorlar. Hesap tutuyorlar, kayıt altına alıyorlar. İkindi vakti başka bir grup melek geliyor. Onlar da o meleklerden görevi devralıyorlar. Ertesi sabah namazına kadar onlar da bu görevde kalıyorlar. Her melek grubu görevini bırakıp mesela sabah namazından sonra, ikindi namazından sonra yeni gelen görevlilere teslim edince nöbetlerini Allah'ın huzuruna çıkarlar. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rabbimiz her şeyi çok iyi bildiği halde, her şeyin asıl bileni olduğu halde, yüreklerdeki fısıldaşmaları dahi bildiği halde, olmamış şeylerin bile olacağı zaman nasıl olacağını bilen bir Allah olduğu halde, meleklerine buyurur ki, nereden geliyorsunuz? Filan yerdeki nöbetten geliyoruz ya Rabbi derler. Kullarımı nasıl bulmuştunuz, nasıl bıraktınız diye sorar Allah. Ve liste verirler. Bunları biz gittiğimizde ikindi namazında bulmuştuk. Şimdi de gelirken sabah namazındaydılar ya Rabbi diye teslim ederler. Sabah namazı kardeşlerim, sabah namazı kart basmaktır. Her gün Allah'ın defterlerine bugün sabah namazındaydı veya değildi diye kayıt numarasına bakılarak ismimizin üzerinde artı ve eksi konuyor. Biz bıraktığımızda sabah namazındaydılar ya Rabbi diyor melekler, ama sabah namazı kılmayanlar için biz onları görev bölgesinde görmedik ya Rabbi diye kayıt düşülüyor. Bunun için kıyamet günü kaç vakit namaz kılmıştın, fişlerini getir bakalım denmeyecek kimseye. Kayıtlarda var zaten. Kaç namaz kıldın, kaç kılmadın var ortada. Ve değerli mümin kardeşlerim, ben size sırmış gibi bir şey söyleyeyim, sır değil bu. Herkes bilir bunu. Ama sırmış gibi söyleyeyim. Kılınmamış bir sabah namazının kazası kılındığında o sabah namazı değildir o. Kazasıdır. O kazanın kabul edilip edilmeyeceği belli değil. Ondan sonra 40 yıl üzerinden tövbeyle gözyaşı akıtmak lazım. Kılmamıştık ama gönderdik kargoyla, arkadan gitti. Zannetmesin kimse. Vaktinde kılınan namazı Allah istiyor. Ondan sonra mahkeme kararıyla yaş büyütmek gibi bir şey o. Hani yaş büyütüyorlar ya mahkeme kararı. Ben aslında 18 yaşındayım da beni yanlış yazdırmışlar. 16 görünüyorum. Kaza namazı mahkeme kararıyla yaş büyütmek gibidir. Her an dosyan geri gelebilir. Sabah namazının, öğle namazının kazasını kılmak, sonra da tövbe etmek, gözyaşı akıtmaktır gereken. Bunun için kaza namazına yığılalım, çok güvenmeyelim. Kazaya çok güvenirsen, ondan sonraki kazalarında nedeni olursun. Nasıl olsa kaza ediyoruz diye. Nasıl olsa kaza edemeyeceksin. Kaza edeceksin, bin bir umutla bekleyeceksin ondan sonra. Sabah namazı ümmetiyiz.
Selamun aleyküm. Konuşma bitmiştir. Sabah namazı ümmetiyiz biz. Kalitemiz sabah namazıyla başlasın. Eşim iyidir sözünü sabah namazına bakarak önce konuş. Namazla pek gözü kulağı yok. Sabah namazına kaldıramıyorum ama maşallah evliya gibi adam. Şeytan da evliya o zaman. Madem sabah namazına kalkmayandan da evliya oluyor, şeytanlık nerede kaldı? Şeytanlık neyle oluyor? Sabah namazı ümmetiyiz. Selamun aleyküm. Bitti konuşma. Gerisi bizim edebiyatımızdır. Etiket fiyatlarıyla oynamaktır. Kimse etiket fiyatıyla oynamasın. Sabah namazı kılmayanın günü başlamamıştır. Ölü gündür o. Sabah namazına kalkanın günü başlamıştır. Kardeşlerim, sabah namazı konusunu niye bu kadar yükselterek konuşuyorum? Siz de tahmin edersiniz ki, teknolojik imkanlarımız arttıkça, asansörlü binalarda oturdukça, sokak başında camilerimiz inşa edildikçe, ne hikmettir sabah namazı sayısı azalıyor. Sıla-i Rahim Allah'ın emridir, ya bir akraba ziyareti yapalım diyoruz. O gün sabah namazı kaçıyor. Geç oturduğumuz için. Allah nimet verdikçe, sabaha 10 dakika daha önce kalkmamız gerekirken, elhamdülillah, mışıl mışıl yataklarda yatıyoruz. Saman yatak değil. Sabah namazına da yarım saat önce kalkalım dememiz gerektikçe, hep sabah namazı zarar görüyor. Cami, 5 kilometre ötedeyken sabah namazında 10 kişi vardı orada. Cami burnunun dibine geldi. Sabah namazı sayısı aynı gene. Veya evdeki namazlar. Sabah vaktinde apartmanların ışıkları yanmadığı sürece Allah'ın rahmeti inmiyor demektir. O yüzden Allah'ın bu kadar büyük nimetleri, Adem aleyhisselamdan beri, insanoğlunun toplam bulduğu nimetlerden daha fazlasını bulduğumuz bir zamanda, bebeklerimizin bile sabah namazında uyanık olması gerekirken, bir afet yaşıyoruz. Hocamız, hacımız, yazarımız, çizerimiz, işçimiz, patronumuz, bir şey değişmiyor kardeşlerim. Hata hepimizin hatası. Sabah namazını kılmayanlar kalksın ayağa diye bir liste ayrımı yapmıyoruz. Hepimizin hatası. Ümmet olarak ayakta tutmamız gereken şey, ümmet olarak eksikliğimiz durduğu için konuşuyoruz. Bireysel olarak kimseyi ayıplamıyoruz. Sabah namazında camileri doldurmadığımız sürece, Allah Ayasofya'yı açtırmaz. Kudüs'ü bize geri vermez. Kudüs'ü geri verse zaten kim gidip namaz kılacak orada? Sabah namazı konusunu, bu zamanın hicreti gibi görsek çok iyi ederiz. Yataklardan hicret edip Allah'ın huzuruna gitmek bu olsa gerek. Sabır deyince uykuya, yastığa, yatağa, sıcacık odaya ne kadar sabredebildiğimize bakmak zorundayız kardeşlerim. İsterseniz bugünden itibaren sabah namazının adını bizim için değiştirelim. Hicret namazı diyelim. Sabır namazı diyelim. Ola ki bu bize bir ciddiyet getirir. Ola ki bu sayede asıl yapmamız gereken işleri, bizi Allah'a yaklaştıran işleri, bürokratik Müslümanlık değil, seccade Müslümanlığının Allah'ın rızasını kazandırdığını anlamış oluruz. Toplantılarda mikrofonların ve kameraların önünde asıp kesip gürlemek, vardı yoktu İslam'ın yiğit kahramanı gibi görüntü vermek çok kolay kardeşlerim. Allah seccadelerdeki rakamlara bakıyor. İslam'ı konuşuyoruz. Marketimizin sahibi Allah'tır. Rafları o dizdi. Fiyatları o koydu.
Oynayamayız bunlarla. Bir Müslüman hayatında bir defa iki defa sabah namazı kaçırabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de elinden sabah namazı kaçtığı oldu. Gerçi onlar cihattan dönüyorlardı, bitkindiler. Nöbetçileri uyuduğu için kalkamadılar. Geliniz sabah namazının adını hicret namazı diye değiştirelim. Sabır namazı diye değiştirelim. Çünkü bugünkü hicretimiz yataktan seccadeye geçmek oldu. Asıl akşam büyük bir toplantı yaptıysak, İslam'ı konuştuysak, vatan millet edebiyatı yaptıysak akşam, o gün sabah namazını daha titiz kılalım. Sahtekar olmamak için. İslam sabah namazı dinidir. Akşam sabah namazını konuştuk, sabahleyin namazı olmadı. Böyle demesindense meleklerin, akşam konuştuğumuz dinin cihadında eksiklik yaptık, gücümüz yetmemişti, namazında eksiklik yapmadık olur. Fiili hicret yapmış oluruz. Ve diyelim ki, sabah namazı sadece bizim için sabah namazı değil, hayat yörüngemizdir. O güne nasıl başladığımızın işaretidir o. Yörüngemiz, sabah namazı olduğu sürece, Allah'ın izniyle, rahmetiyle, lütfuyla iyi yoldayız demektir. Kardeşlerim, bir yılda 365 gün var. 365 kere Allah'ın yörüngesinde olan mümin biiznillah cennettedir. Allah'ın yardımı onunla beraberdir. 365 kere hizada olması gereken bir vagon, 300 kere raydan çıktıysa bu yolculuk nasıl gider? Hep sen raya taşımakla geçireceksin ömrünü. Yol bitmez ki böyle. Sabah namazı kılalım demiyorum kardeşlerim. Bunu Müslümana söylemek ayıptır diye de düşünüyorum. Sabah namazlı bir hayat başlatalım. Yörüngesi sabah namazı olan günler başlasın evimizde. Hesabımız, kitabımız sabah namazı üzerinden olsun. Abdullah İbni Ömer'i, ashab-ı kiramın alimi, Abdullah İbni Ömer'i kulaklarımıza küpe yapabiliriz kardeşlerim. Diyor ki, biz sabah namazına gittiğimizde camide görmediklerimiz hakkında iyi şey düşünmezdik diyor. Ne düşünmezmiş biliyor musun? Ölmüştür herhalde. Bugün cenaze var. Düşünürmüş. Ya da Resulullah'ın bahsettiği münafık bu adamdı herhalde. Yakaladık casusu. Sabah namazına gelmedi. Düşünürmüş. Abdullah İbni Ömer. Radıyallahu anhuma. Kardeşlerim, başta ben olmak üzere, acaba İbni Ömer bizden ne kadar şüphelendi çok merak ediyorum. Nüfus kağıdımızda da Müslüman yazıyor üstelik. O dönemde nüfus kağıdı yoktu. Kimlikler dijital ortamda tespit edilemiyordu. Mecbur sabah namazından test ediyorlardı. Aksilik, melekler de aynı sistemi kullanıyor hala. Melekler de dijital ortama geçmediler henüz. İbni Ömer'in bu sözünü unutmayınız. Esetne bihizzan diyor. Biz onun hakkında iyi şey düşünmezdik. Ya öldü, eyvah kardeş kaybettik. Ya da bu adam Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bahsettiği münafıklardandır. Bu sebeple kardeşlerim, 365 günlük bir yılda her sabah namazı kılarak başlattığımız gün, şeytanın mağlup olduğu, müminin galip olduğu gündür. Her sabah namazını zayi ettiğimiz gün, şeytana mağlup başladığımız gündür. Sidi üzerimizde dolaşıyoruz o gün. Bugün hangi günlerdendir? Takvimin hangi günündeyiz? Herkes için takvim değişik tabii. Herkes bugün hangi gündeyiz
sorusunun cevabını bulmak zorunda. Aziz kardeşlerim, sitem için konuşmuyorum. Yüreğimi sizinle paylaşıyorum. Benim de sorunum, filanca hocanın da sorunu, filanca müminin, filanca annenin, filanca babanın sorunu, hepimizin sorunu bu. Zira sabah namazı, cihat gibi bir şey olduğundan, öyle yarın kalkayım demekle kalkılır bir şey değil. 1400 senedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi sabah namazına kaldırmak için uğraşıyor. Sabah namazı şöyledir, böyledir, kaçırmayın diyor. Bir hadisinde buyuruyor ki, atlarına binmiş düşmanlar silahlarıyla, mızraklarıyla sizi kovalarken bile sabah namazının iki rekat sünnetini dahi sakın kaçırmayasınız buyuruyor. Kim yüzü gülerek Allah'ın huzuruna çıkmak istiyorsa şu sabah namazının iki rekat sünnetini kaçırmasın buyuruyor. 1400 senedir canımız peygamberimiz, sabah namazlı mümin, hicret namazı, sabır namazı mümini olarak bizi yetiştirmek istiyor. İblis ise Adem aleyhisselamdan beri İstanbul'daki filan mümin sabah namazını bari bir gün kaçırsın bir senede diye uğraşıp duruyor iblis. Bugün sabah namazını kaçıranlar iblisin galip gelme nedeni oldular. Bugün sabah namazına ailece kalkanlar da Muhammed aleyhisselamın zaferini kutlayabilirler o sabah namazından sonra. Onun için annelere tavsiyem şudur ki, ailece sabah namazı kılındığı bir gün, ayda bir de olsa, çocuklar, bugünkü kahvaltımızın adı sabah namazı zaferi kahvaltısıdır. Bugün ne istiyorsunuz? Her ne istiyorsanız, yiyin, tıka basa yiyin, zaferimiz mübarek olsun. Sabah namazı kıldık. İblis bugün mağlup oldu. Çünkü kıyamet gününde bu galibiyetler, mağlubiyetler üzerinden biz muhasebe edileceğiz. Kaç kere şeytan galip oldu, kaç kere Allah şeriatıyla, namazıyla, cihadıyla bizim evimizde galip oldu. Evet, şeytan ebedi galibiyet alamayacak. Ama o günü galip başlayacak. Bu bir mücadeledir kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun askerleriyiz biz. Ümmeti Muhammediz. Bu büyük mücadelede, bu büyük cihatta hepimiz görevliyiz. Sabah namazı görevlileriyiz. Müezzin uyur, İmam uyur, olabilir. Allah uyumuyor ki. Hayyu kayyum Allah. Ezan okunmamış olabilir mahallemizde. Bizim ezanımızı Bilal okuyalı 14 asır oldu. Bizim ezanımız okunmuştur elhamdülillah. Seccademi getirin. Seccadem yoksa çakıl taşı da mı yok? Çamurda kılarım. Belimi bükemeyeceğim gün, boynumu büker, namazımı yine kılarım. Sabah namazı hicret namazıdır. Sabah namazı sabır namazıdır. Test namazıdır. Müminlerin başının dikileceğinin işaretidir Allah'ın izniyle. Bunun için kardeşlerim, sabah namazı kampanyamızı desteklemek zorundayız. Herkes arkadaşına tweet atsın, bugün sabah namazına kalkıyoruz, oyunlarında ben yokum. 1 milyon salavat kampanyası başlattık. Sen 700 tane alsana, sen de 300 al, 1000. Böyle herkes ona pazarlasın, iyi be, pazarlamacı dinine döndük. Salavat kampanyası, hatim kampanyası, niye oynarız bu ibaretlerle Allah aşkına ya? Sabah namazına kalkma kampanyası, ben ona demiyorum. Nefsimizi ve iblisi karşımıza alıp, mendeburlar durun bakayım şöyle, yok artık sabah uykusu deme kampanyası diyorum ben. Heyecanlı sözler dinleyip, mesaj atmak, tweet atmak, festen namaz kampanyası, iyi namazını da internet kılsın senin bari. Zamanla o da olacak zaten. Oynamak yok dinimizde. Herkes birbirine pazarlıyor.
Bana dediler ki kampanya varmış. O da ona diyor kampanya varmış. O da ona. Ona deyince kampanya oluyor zaten. Gene peygamberin sünneti garip ama. Salavat kampanyaların 1000 lira. Bir de gül gönderdin mi zaten uçtu peygamberin senin. Oynamak yok. Namaz oyun değil. Din eğlence değildir. Kampanya 1. Namaza kalkacak şekilde yatalım arkadaşlar. 6 saat uyumamış bir insan namaza kalkamaz. Dinamit patlaması lazım evde onun kalkması için. Eğer sabah namazı adamıysak, kanun 1, uykumuzu namaza göre ayarlayacağız. Yaz ve kış. 2, sabah namazı adamıysak eğer, akşam yemeklerine dikkat edeceğiz. Yağlı, biberli, pullu, alabora, fakir fukaranın rüyasında görmediği yemekleri akşam yersen, sabah namazını senin yerine başkalarına kampanya ile kıldırtırsın. Arkadaşını ararsın namazımı kılsanıza diye. Akşam yemeğini ayarlayacağız sabah namazının hatırı için. 3. Sabah namazı ciddi bir şekilde günahlar yüzünden ertelenir. Ağır günahlarımızdan İstiğfar edeceğiz. İstiğfar etmek zorundayız. Günahlar varken, kirkomuz o yükü kaldırmıyor. Biraz yükü hafifletelim. Faiz, varken gelmez sabah namazı. İkisi bir arada ne yapacak zaten? Kumar, piyango, yok. Onlar varken sabah namazı gelmez. Zina, sabah namazı yanaşmaz sana. Kalksan da kıldırtmaz seni Allah. Bu ağır tonajlı hataları atacağız. İstiğap kapasitemiz rahatlasın. Ve 4. Yardımlaşacağız sabah namazı konusunda. Twitter üzerinden değil, ama aile bireyleri olarak birbirimizi kaldıracağız. Apartman sakinleri olarak birbirimizin lambasına bakıp, ha bunların lambası yanmadı deyip telefonu çaldıracağız. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker için. Bazen insan olur ki, hani kuldan biraz utanıyor. Çünkü Allah mağfiret ediyor, örtüyor da kullar örtmüyor. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, bir delikanlıyı sabah namazında görmemiş. Ya filanca çocuğu görmüyorum bugün demiş. İbni Ömer dedi ya, kötü düşünürdük onun hakkında. Demişler ki o fena hasta o çocuk. İyi demiş. Namazdan çıkanlar, o çocuğun evinin önünden geçerken kapısına vurmuşlar, Ömer seni aradı namazda demişler. Çocuk da sırılsıklam, hasta, gelmiş, hemen Ömer'i bulmuş camide. Beni mi aradınız demiş, sen neredesin demiş. Çok fena hastayım demiş. Allah seni çağırdı, hastaydın gelmedin. Ömer çağırınca geldin ama demiş. Çocuk herhalde hasta ama emirül müminin bir şey emredecek herhalde diye atlayıp geldi. Ömer başka Ömer. Aynı Ömer biliyorsunuz 3 gün ağır yaralı bir şekilde yatıyordu. Bir sahabi onu sabah namazı için geldi, uyardı. Ömer, Ömer. Sabah namazı vakti girdi, 3. şehit olacağı gün. Döndü ona dedi ki, namazı olmayanın Müslümanlığı mı olur ki, ne diyorsun sen dedi. Meğer kılmış Ömer sabah namazını. Kan akıyor bağırsaklarından. Sabah namazı ümmetiyiz. Şehit olurken de, İslam'ın edebiyatını değil, pratiğini yapacağız Allah'ın izniyle. Ve kardeşlerim, sabah namazı ümmeti isek 5. kuralımız bellidir bizim. Sabah namazı çevreli dostumuz olacak. Dünürümüz sabah namazı kılan olacak. Ortağımız öyle olacak. Bir parti bizi bir araya toplamasa sakıncası yok. Derneğimiz bizi bir araya toplamasa kıyamet kopmaz. Bizi sabah namazı bir araya toplamadıkça bizim ümmet olmamız çok zor. Sabah namazının bir araya getirdiği insanlar, o Allah'tan rahmet görüyor, bu görüyor, bu görüyor derken, rahmetin yağdığı insanlar olacağız inşallah.
birbirimize rahmet sirayet ettireceğiz. Sabah namazı bizim için önemli. Ve kardeşlerim, bilmem kabul görür mü? Ama geliniz, bir Müslümana Allah sana şifalar versin diye dua ettiğimiz gibi, hayırlı işler olsun, Allah bereketler versin dediğimiz gibi, ne anlama geldiğini bilmiyorum, kimseye de ben söylemiyorum, hayırlı cumalar dediğimiz gibi, yani hayırlı cumanın şerlisi mi olur merak ediyorum da, hayırlı cumalar, böyle hayırlı bir filmde mi duydu millet ne yaptıysa, abdest alana hayrını gör dedikleri gibi, sanki abdestten şer de görünüyormuş gibi, her şey ticaret kafalı tabii, dükkan açıyor hayrını, hayırlı olsun, abdest hayırlı olsun, geliniz, hiç ayıp değil, birbirimize Allah sabah namazından ayırmasın seni diye dua edelim. Böyle bir dua uyduralım. Herkes istediğini yapıyor nasıl olsa. Birbirimize sabah namazı duası yapalım kardeşlerim. Mesela çocuklarımız için umreye gittik, bir mübarek gecede oturduk, cuma günü dua edeceğiz. Niye demeyelim ki ya Rabbi, beni sabah namazı kaçırmayan çocukların babası olarak, annesi olarak dirilt. Niye demeyelim? Niye evlendirdiğimiz çocukları yuvalarına koyarken, Allah sabah namazı kaçırmadığınız evlerde yaşatsın sizi diye dua etmeyelim? 40 satırlık dua yapmaktan iyi bu. Sabah namazı kılarsalar karı koca o evde, genç balaylarında, demektir ki akşama kadar Allah'la beraber olacaklar. Şeytan nasıl onların boşanma sebebi olur ki? Allah'ın koruduğunu kim ayırabilir? Kim bölebilir? Ve değerli kardeşlerim, bir hadisi şerifi size arz edeceğim. Ondan sonra da çıt etmeyeceğim. Çünkü o hadisten sonra konuşmak edep dışı olur. Siz de o hadisi şerifi benden dinleyin, zihninize yerleştirin, siz de bir daha bir şey konuşmayın. Kalsın, söz kalsın, söz bitsin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Abdullah ibni Mes'ud naklediyor. Abdullah ibni Mes'ud, ashab-ı kiramın büyüklerinden, alimlerinden, bir söz duymuş Peygamber aleyhisselam'dan, o sözü bize naklediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir gün, Allah iki mümin kulundan çok mutlu olur. Birincisi, sabah namazı vakti gelince, yorganını fırlatıp atan, ve namaza giden mümin. Bunu gördü mü Allah, meleklerine buyurur ki, kul görün kul. Ama sözüm burada değil. Bu sabah namazını ben 10 dakikadır anlatıyorum zaten. Hadisin ikinci bölümü önemli. Allah iki kulundan hoşlanıyormuş. Biri sabah namazı vakti gelince yorganını fırlatan adam, kadın. Allah meleklerine kulumu görün buyuruyor. Şahidi Allah o anın. Ama Allah azze ve celle ikinci bir kulunu da çok hoşlanarak meleklerine gösteriyormuş. O kulu da kim onu öğreneceğiz. Kimi kime benzettiğini göreceğiz Allah'ın. Bir mümin grup, ordu cihada çıkıyorlar. İkincisi Allah'ın hoşuna giden kullarının. Cihada çıkıyorlar. Müminler orada perişan olup mağlup oluyorlar. Bir kişi kalıyor. O bir kişi de kaçıp gitse kurtulacak. Ama diyor ki, madem ben buraya Allah'ın adına geldim, ordum perişan oldu, geri giden mümin olmayayım ben. Ben de burada ölürsem öleyim diyor. Cihada devam ediyor, parça parça oluyor vücudu. Onu da Allah meleklerine gösteriyor, kulumu görün diyor. Sabah namazında yorganını fırlatanı da, koca bir düşman ordusunun önünde tek kaldığı halde, İslam'ın şerefini bölmeyeyim diye oradan ayrılmayan mümini de, ikisini de Allah meleklerine gösteriyor.
kulum diyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.